Hayır düşünmezdim. Böyle bir şey de konuşmazdık zaten. Sanıyorum o da düşünmezdi zaten. Yani 20'lerinde bir çocuğun yayını yönetmesi, cananın yönetmesi kimsenin aklına gelecek şey değil. Deli saçması bir şey aslında. dolayısıyla onun beklenmeyen ani vefatı sonucunda 26 yaşında hiç benim ve kimsenin böyle bir planı yokken yeni evimin başına geçtim. Yani edebiyat bilgim yetersiz. İrsali ne demek bilmiyorum. Telif hukuku falan hiç hakim olup konular değil. Yani Amerika'da gayet uslu bir mahallede sosyoloji okuyordum kendimce falan. Orada işte sokakta küçük yürüyüş eylemleri var. Yayalara, yeşil ışıkları arttırmaya çalışan eylemler var falan. O kadar dünya ile ilgili farkındalığım yani. Ee, o yüzden yok hayır öyle bir planımız yoktu. Bu tamamen beklenmedik ve olmayacak. Olmaması aslında bana sorarsanız başta o gün gereken bir şey oldu. Ya şimdi bunun tabii dışarıdan görünen kısmı var. Yani işte yenilik olarak, fotografik olarak adlandırabileceğimiz belli kırılma aşamaları var. Bunların arasında en çok görünen veya en çok haber olanlar diyelim, yeni bir yayın evinin kurulması olabilir, yeni bir markanın kurulması olabilir, yeni bir derginin kurulması olabilir veya kapağın değişmesi olabilir. Bunlar çok somut görünür. Yenilik denebilecek şeyler. Bir de içerideki tarafı var tabii. Bana sorarsanız en büyük yenilik aslında, bu dışarıdan daha somut görünen şeylerin temelini oluşturan şey, yayın evinin organizasyonel yapılanmasıdır. Organizasyonel yapılanmayla kastım gerçekten kurumsal e, hesap verilebilir, ölçülebilir ama e, amatör alanı bırakan bir organizasyonun kurulması. Bu çok zor. Çünkü bu ikisinin arasında dengeyi kuramıyorsunuz normalde. E, birincisi bu. İkincisi de e, organizasyonun e, yayın evinin e, marka kimliğini taşıyacak kişilerle çalışması. Bunu açmak gerekirse şöyle açabiliriz. Türkiye'de yayıncılar genellikle aslında orta kademe e, insanlarla çalışırlar. Yani şöyle söyleyebiliriz bunu. Mesela sanat yönetmeni olması gereken yerde aslında grafik tasarımcı vardır. Yeni yönetmeni olması gereken yerde editör vardır. Mali idari işler müdürü olması gereken yerde muhasebeci vardır genelde. Bu da aslında iktisadi bir sorundur. Yani piyasada dönen para ikinci mevzuda tabii okurun talebi. Yani daha nezaketli, daha zarif yönetilen bir işe talep olmayınca okur. Zaten ihtiyaç da kalmıyor o kadar. Dolayısıyla aslında bu değişim can yanlarındaki en önemli değişim. Dışarıdan görünenlerde bu değişimin gerçekleştikçe yarattığı ürünler aslında. Yani yayın evinin kökleri Erdal Öz'ün kurduğu köklerdir aslında. Ee, Dünya ve Türk Edebiyatı'nın en kıymetli eserlerini, en özenilmiş eserlerini e, hakkıyla yapılan çevirilerle, iyi çevirilerle, iyi bir editoryal çalışmayla, iyi hazırlanan kapaklarla, yani o işin içinde rol alan herkesin gösterebileceği azami özeni göstermesi sonucunda okura saygı duyarak ve saygı göstererek sunma eylemi, bunu mümkün olduğunca fazla yapmak ve devamlılığını sağlamak. Kök bu. Ee, bunun çevresindeki her şey aslında çağa adapte olmak için yaptığımız şeyler. Işte. Mesela kapaklar veya e-kitap yayınlanması veya işte yeni markalar kurulması veya işte sosyal medya çalışmaları veya bunun dışında daha tonla süreç var. Ee, aldığımız geri dönüşler çok değişiyor. Mesela kapaklardan dolayı hala çok küfürüyorum. <laughs> bu yani mani olunabilecek bir şey değil zaten çünkü kimi okur nostaljik olana çok daha fazla kıymet veriyor. Ki edebiyatta zaten çok nostaljiyle ilişkili bir sanat dalı. Dolayısıyla yani kaçınılmaz olarak çok doğal. Ee, onun dışında çok yüreklendirici tepkiler de geliyor. Ama daha önemlisi bizim için yapılan şeye o gün, o an verilen tepkilerden ziyade uzun vadede, 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl, tabii bu kadar sürekli planlama yapamıyoruz küresel ısınma falan varken ama yani olabildiğince uzun vadede, ...yapmak istediklerimizle uyumlu olması yaptığımız şeylerin. Ee, böyle olduğu sürece zaten bütün geri dönüşler bizim için mutluluk verici çünkü... ...bunun sürdürülebilirliğini ufak ufak test ediyoruz ve... ...ona göre küçük küçük güncellemeler yapıyoruz. Tabii kesinlikle mümkün. Bir kere erkek hukuk cumhuriyetinden başlarsa ilk aklımıza gelen zaten bugün tribünlerde küfür kıyamet. Tribün dışında da işte 3-4 tane takım taraftarları hepsi her zaman haklı. Onun için herkes düşman ve nefret ediyor herkes birbirinden. Ve herkes bundan çok mutlu. İlginç bir şekilde böyle mutlu bir aile olarak küfür edeye de devam ediyoruz hayatımız için. Erkek okur cumhuriyet dediğimiz aslında bu. Dolayısıyla aslında sporla ilgilenmeyen. Menotti'nin bir sözü vardı Arjantin teknik direktör. E, futboldan başka bir şeyle ilgileniyor musunuz? Hobileriniz nelerdir diye. O da sinirlenip bu soruya yani futboldan başka bir şey anlamayan zaten futboldan da anlamaz. Ne münasebet diye bir cevap vermişti. E, Sokrates'in e, amacı, derdi aslında e, okura yönelik değil. Dergi yapanlara yönelik, dergi yapan insanlar kendi çalıştıkları spor camiasında, spor medya sektöründe tatmin olmadıkları için kendi tatmin olacakları dergi çıkarmak istediler. Ben de onlarla buluştum. Derginin aslında sadece amacı bu. Ee, bu bir boşluğu doldursun diye yapmadık bunu. Bu amacı doldursun diye yaptık. Yani tatmin için yaptık bu işi biz. Ee, sonuçta yavaş yavaş anladığım kadarıyla kendi boşluğunu da yaratmaya başladı ve böyle bir okur olduğunu fark ettik biz. Bizim için de sürpriz oldu ve gittikçe artıyor demek ki böyle çok insan varmış Türkiye'de dedik. Ne güzel. devam ediyoruz. E, Brezilyalı futbolcu Sokrates 1982 yılında Brezilya'da referandum dönemi öncesi Corinthians'ta oynarken işte yönetim futbolculara siyasi açıklama yapma yasağı getiriyor. Sokrates de arkadaşlarıyla beraber e, darbe yapıyor deniyor. <laughs> darbe değil tabii ki. E, kulübün yönetimini devirip başkan seçiliyor. Ve serbest bırakıyor siyasi açıklamalar yapılmasını. Ve futbol takımı maçlara formalarında reklam yerine işte vote 16 diye işte ayın oy verin veya Demokratia yazan formalarla çıkıyorlar. Ve maçlardan sonra futbolcular, görüşleri hangi görüş olursa olsun birbirine çelişen görüşler var. Maç sonunda mikrofonlar uzatılıyor ve siyasi görüşlerini çatı çatı açıklıyorlar. Tribünler, taraftarlar siyasi pankartlar açıyor falan. Ve böyle bir adam Sokrates. Dolayısıyla bunun üzerine hani siyaset spor ilişkisi tarihine bir e, kitap derken böyle bir dergi geldi spor kültürünü anlatan. Sokrates'in hikayesi bu. Düşünen spor dergisi de bizim o dönem çalıştığımız TBWA'daki arkadaşların Hüseyin, Volkan, çok parlak arkadaşlar buldukları harika sloganı Yani hani bu Sokrates'le ilişkisi nasıl olsa kurulacak şey filozof Sokrat'la ilişkisi nasıl kurulacak diye yola çıkıp derginin kimliğini de yansıtan bir slogan seçtiler. şey Çok memnunuz. <laughs> Planlarımız var. Çalışmalarımız yok henüz. Çünkü ilk önce Almanya'nın, Sokates e, Almanya'nın iktisadi tutarlılığını sağlamam lazım. Yani uzun şeyin kısası aslında yeterince kar etmesi lazım. Çünkü Türkiye'de dövizle çalışmak artık çok zor. Dövizle dışarı yatırım yapmak çok zor. Dolayısıyla Almanya'nın bunu yapabilir noktaya gelmesi lazım. O noktada değil. Ama en kısa zamanda bir ortaklıkla beraber benim hayal ettiğim şey İngiltere'ye gitmek. Ve global bir yayın yapmak Sokates'e. Çünkü Almanya'nın da katılımıyla artık Sokates'in üretebildiği içerik e niteliği global seviyede spor dergicinde rekabet edebilir bir seviyeye ulaştı. Burada tek yapılması gereken artık bunun iktisadi altyapısını kurup gerekli girişimleri yapmak. Ee, yapacağız. Ya şimdi Socrates Bistro'nun kuruluşu şu aslında. Benim çok çok eski dostum Baran Yağmurlu. Bir gün çok dertliydi. İşte bir yer açmak istiyorum ama ortaklar son anda sattı diye. Dedim ki o zaman biz ortak olalım. Olur dedi ve o akşam işte Sokrates Bistro'nun yerini tuttuk. Peki ne yapacağız şimdi dedik sonra. <laughs> dedik acaba Sokrates derginin yerini mi yapsak falan. Aa çok hoşuna gitti falan. Sonra konuştuk 3-4 ay içinde Sokrates Bistro olarak açtık. Dolayısıyla bizim burayı açmamızın sebebi spor ve gastronomi ilişkisine dair mesaj vermek değil. Biz açmaya karar verdikten sonra oraya evirdik. A ne güzel fikir olur diye. Ama tabii işin şöyle bir e, ilginç tarafı var. İşte Canereler, Sokrates Derginin yayın yönetmeni Canereler, e, Eurosport'ta e, Tour de France anlatırken de bisikletçilerin duraklarında geçtikleri noktalardaki şarap ve yemek kültürünü çok güzel anlatır. Zaten oradan aslında gastronomi meraklısı insanların Canereler üzerinden. Dergiyle bir ilişkisi vardı yani Vedat Milor çok iyi bir okuru derginin vesaire vesaire böyle bir sürü insan var. E, keza biz de aslında bunu kullanıyoruz. Yani tabii ki yemekle spor bağlantılı. Yani işte dünyada spor kültürü olan yerler dediğiniz genellikle işte stadların yakınlarında bira satılabilen yerlerdir aslında. Çok daha şamatalı şehirlerdir onlar. E, çok somut anlatılabilir bu ama biz bunu anlatmak için bu işi yapmadık biz bu durumu kullandık. <laughs> e, çok da tadını çıkarıyoruz. Yani işte Tour de France döneminde mesela özel Türkçe Tour de France menüleri yapıyoruz vesaire vesaire. E, eğlene eğlene bu işi yapıyoruz aslında. Aradığınız her yerde sporla yemek arasında bağlantı görebilirsiniz. Yani tonla zaten eminim bunu izleyenler de çok düşünüyorlardı. Yani spor eylemlerinde satılan hot doglardan tutun. Spor bölgelerindeki hareketin aslında oradaki yemek kültürünü ne kadar geliştirdiğine kadar tonla. Yani çok hızlı gelişti her şey hayatta Türkiye'de ama ben biraz da Türkiye ile ilişkilendiriyorum. Çünkü e, aslında üstlendiğim görevi ben şöyle tanımlıyorum kendi adıma. E, aslında öne çıkmadan e, herkesle beraber gelecek için doğru örnekleri oluşturmak ve doğru örnek olmak. E, ve bunun karşısında aslında bir şey beklememek. Yani Türkiye'nin içinden çok iyi örnekler çıktığını ve çok çok daha iyi örnekler çıkabileceğini görüyoruz. Bu vasatlığın hükmünde. Dolayısıyla sorumluluğumuz aslında iyi olmak, Türkiye'de her alanda, her sektörde her işi iyi yapan insanların olduğunu göstermek. Ben bunu yayıncılık adına söylemiyorum sadece. Yani yazarlar için geçerli, bu dergicilik için geçerli. Dolayısıyla sorumluluğumuz bu. Bunun daha ilk durağındayız belki. Çok uzun bir yolculuğumuz var. Çünkü Türkiye müthiş bir ülke. Gezginler için de öyle. Ama yaşayanlar için de öyle. Çok olağanüstü e, insanların yetiştiği bir ülke. Ve bu insanların neler olabileceğini göstermekle ilgili üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum ben. E, bunları yapabildikçe e, o yolculuk devam ediyor. Deniz olan her yer, <laughs> iyi yemek olan her yer. Yani eşimle çok Konuşuruz. Bir yere tatil programı yaptığımız zaman mesela bazen bir yer önerir ama e, bilir ki orada mesela hakikaten çok iyi bir yemek, çok iyi bir restoran e, bana söylerse ben zaten hemen giderim buraya. İyi yemek olmayan hiçbir yere de gitmiyorum. Yani genellikle Slav ülkelerine tahammülüm yok o yüzden. Kapuska gibi yemekler yapıyorlar Allah korusun. E, <laughs> Akdeniz ülkelerine gidiyorum çok. Yani ve Türkiye'nin her yeri zaten Türkiye o inanılmaz bir yer. İnanılmaz bir ülke yani. E, Öyle. Yemek ve güneş. Andrejit, dünya nimetleri ve diğer nimetler. Zaten e, git sevgili Nathaniel, git ve gitmeden hayatına başlayamazsın diye başlar kitap. E, hem gerçek yolculuğu anlatır, hem de şüphesiz ki içsel yolculuğu anlatır ve bunu böyle. Şüphesiz ki içsel yolculuğu anlatır diye tanımlayabileceğimiz tonla ve iç sıkıcı bunaltıcı kitap da var. Öyle değil. E, gerçekten okuduğunuz zaman tokadı yiyorsunuz ve hayatınız değişiyor. O yüzden okumayanlar varsa mutlaka mutlaka bir baksınlar. Zaten 2-3 sayfa karıştırınca gider o. Devam eder, devam eder o kitap yani. Mektepli mi alaylı mı sorusu bu. E, bir doğru bir cevabı yok. Yani ben hayatta genellikle çok mücadele edenin daha çok öğrendiğini düşünüyorum. Kendine sunulan olanaklar, çok gezmek sunulan bir olanaksa veya çok öğrenmek başkaları tarafından sunulmuş bir olanaksa bunun çok kısıtlı bir öğrenme yarattığını düşünüyorum. Siz kendiniz yaratmışsınız o olana, gezmeyi veya okumayı, öğrenmeyi o zaman bunun çok daha derinlemesine bir öğrenme yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla çok mücadele eden diyelim.